Hazır mıyız? Merhaba, değerli katılımcılar, değerli gönüldaşlarımız. Canlı yayın üzerinde, Periskop ve Facebook canlı yayınlar üzerinde bizleri takip eden kıymetli vatanseverler, haftalık basın açıklamamıza hoş geldiniz. Rahatsızlığım nedeniyle salı günü, her hafta salı günü yapmakta olduğumuz basın açıklamamızı bu hafta gerçekleştiremedik. Yine de dedik ki sorumluluklarımızı biliyoruz. Bir anlama bekleyenler var. Bu hafta da es geçmedik. Gecikmeli de olsa bugün ki perşembe günü yapıyoruz bugün. Basın açıklamamızda karşınızdayız. Bugünkü ana gündemimiz gerçek FETÖ mağdurlarıdır. Uzun süredir değinmek istediğimiz bir konu. Bir de bu dün MHP'li dediğim gibi rahatsızlığını tam takip edemedim. Onun verdiği bir şey vardı, bir uzun süredir açıklamak istediğimiz gündemlerimiz ama yoğun gündem nedeniyle araya alamadık. Bir diğeri de işte medya organları, medyada çıkan evlendirme programları, diğer hususlar. İnşallah önümüzdeki salı günü de o konuyla ilgili biz de iyi niyetli olan ilgili milletvekilimize destek olmak için biz de gündemimize alalım. Madem bu konuda bir önerge verildi medyaya, TBMM'ye. Biz de ona destek olmak amacıyla ülkemize faydalı olacağına inandığımız bu hususta bir açıklama yapalım haftaya. Ana gündeme gelmeden önce, gerçek FETÖ mağdurlarına gelmeden önce bir haftalık süreçte referandum ile malumunuz, referandum ile ilgili de bununla ilgili bir neler konuşulmuş, neler söylenmiş onları kısaca bir hatırlayalım. Ondan sonra bu tarafa geçelim. Biz bütün gündemimizi referanduma aktarmak istemiyoruz. Halkın, toplumun, vatanseverlerin sıkıntılarını da gündemimize taşımak istediğimiz için ana gündemimizde referandum yok bugün. Öncelikle bakalım neler olmuş. Sayın Bahçeli, Sakarya Savaşı'nı tekrar veriyoruz demiş. Ama bunu söylerken tarafını açıklamamış. Hangi tarafta olduğunu belirtmemiş. Hay hay Sayın Bahçeli, biz Sakarya Savaşı'na hazırız. Polatlı, Alagöz, Haymana, Konya üzerinden, Alaşehir üzerinden Afyon hattının doğusunda bekliyoruz Sayın Bahçeli. Sizi bekliyoruz burada. İkinci kez inşallah tarih tekerrür edecek. İkinci kez yine Türk milleti, vatanseverler başarılı olacak. Ve inşallah biz sizleri İzmir'in sularına kadar takip edeceğiz ardından. Bekliyoruz, savaşa hazırız inşallah. Allah'ın izniyle ikinci kez tarih Anadolu insanını galip çıkaracak. Madem savaşmak istiyorsunuz buyurun. Manisa'dan bir AK Partili kardeşimiz, burada kardeşimizi diyorum, siz anlayın, imalı diyorum. AK Partili bir kardeşimiz, yanlış hatırlamıyorsam Manisa, hızlı bir şekilde hazırladık gündemi. Evet çıkmazsa iç savaşa hazır olun demiş. Ona da hazırız. Biz numaradan kefen giymedik hiçbir zaman. Her halükarda biz buna kızmadık. Bana soranlar da oldu başkanım ne diyorsunuz diye. İnanın kızmadık değerli vatanseverler. Neden? Biz bunlara anlatmaya çalışıyoruz zaten. Üstüne basa basa anlatmaya çalışıyoruz ama vatandaşa anlatamıyoruz. Kendilerini açık ediyorlar şu an. Bırakın içlerindekini dışarı çıkarsınlar. Savaşma içgüdülerini dışarı çıkarsınlar. Ağızlarından barışla ilgili, sevgiyle ilgili, adamlıkla ilgili tek bir cümle çıkmıyor. Farkında mısınız? İktidar partisi, cumhurbaşkanı, başbakan, Devlet Bahçeli, bakın MHP demiyorum, MHP şu an Devlet Bahçeli'yi desteklemiyor. Yaptığı toplantıya kaç kişi katıldı herkes gördü. Bahçeli vesaire. Bu kişiler arkadaşlar, ağızlarından hayırlı, güzel bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada ona da hayırlı dememiz lazım bundan sonra. Sayın Binan Yıldırım Türk Dil Kurumu'nu bir kenara bıraktı, kendisi açıkladı. Biz hayırla, hayrı karıştırıyormuşuz, bilmiyorduk sağ olun. Bundan sonra hayırlı diyeceğiz. Unutmayın, araya ı yok. Türk imla kurallarını, Türk dilinin imla kurallarını güzelce bir okuyun Sayın Binan Yıldırım. Dönelim konumuza, bunlar hep aslında konumuz. Bir haftadır söylediğiniz şeyler. Ağzınızdan hayırlı bir kelime çıkmıyor. Ya savaş, ya hain,
Ya vurdu, ya kırdı. Ya bittiniz. Ya terörist. Bir şekilde bizleri, hayır diyenleri despotlukla suçluyorsunuz. Bir sevgi kelimesi çıkmıyor ağzınızdan. Bugüne kadar hep dediniz ki milli iradeye herkes saygı duyacak. Milli iradeden hayır çıkarsa siz de saygı duyacaksınız. Siz de saygı duyacaksınız. Ne demek evet çıkmazsa savaş olur? Geçtin ya. Evet. Evet. Değerli vatanseverler, özür dileriz öncelikle. Bizim yüksek teknoloji ürünlerimiz yok. Kendi sistemimizi kurduk. Sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir tabirimiz var. Kendi parti içinde söylüyoruz. Sizlere de madem bu vesileyle paylaşalım. Bize ATV'yi verin. Trump'ı dizlerinin üstünde Türkiye'ye getirin diyoruz biz. Sadece ATV ile bunu yaparız. Maalesef kendi yağımızda kavrulan bir partiyiz. Elimizden geldiğince bu şekilde devam ediyoruz. Evet, nerede kalmıştık? Manisa'da bir AK Partili kardeşimizde kalmıştık. İç savaşa hazır olun dedi. Kendileri daha önce de kefen giyiyordular ama Suriye'ye girdiğimizde o kefen giyenleri, iç savaşa hazır olanlar dış savaşlarda göremiyoruz nedense. Emin olun iç savaşa girerse bu ülke, Allah göstermesin, kaçacak delik ararlar, hiç çıkmazlar sokağa. Emin olun bunu tarihte biz örneklerini yaşadık. Bu tiplerin ne yaptığını herhangi bir zorlukta. Dedik ki biz bunları halka anlatamıyoruz, değerli vatanseverler. Bırakın, kendileri zaten kendilerini belli etsinler. Dilimizde tüy bitti bunların nasıl olduklarını anlatmak için. Ve yine belirtiyoruz. Sayın Bahçeli, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidar partisi sürekli ağızlarında karşı tarafı aşağılama, hain deme, vuracağız, kıracağız, savaş çıkacak, terör bitmez, ağızlarından hiç hayırlı bir şey çıkmıyor. Biz isteriz ki şunu desinler ki, özellikle reis cumhurun bunu demesi lazım. Halkın iradesine her zaman saygı duyduk. Ben bu halkın 20 yıldır oylarıyla geliyorum başa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlamak üzere 20 yıldır ben bu halkın reyleriyle buraya geliyorum, tercihleriyle. Başa gelirken ne kadar saygı duyduysam, evet çıkmadığında da o kadar saygı duyacağım. Birbirimizi yine sevelim, birbirimizi kırmayalım dememiz lazım. Ancak böyle bir şey denilmiyor. Tam tersi bir durum var. Sürekli bir savaş çığırkanlığı yapılıyor. Pirus zaferini bilir misiniz sayın vatanseverler? Pirus zaferi. Bir komutan, Romalı bir komutan ve Roma'da bir savaş. Savaş kısaca anlatıyorum. Savaş bittiğinde sadece komutan Pirus kalır ve yanında bir tane yaralı askeri vardır, kurmayı. Ordu kalmamıştır, düşman kalmamıştır. Bütün geri ne kaldıysa ölmüştür. Pirus zafer elde etmiştir ama yöneteceği bir ordu, bir devlet, bir kurum kalmamıştır. Buna Pirus zaferi denir tarihte. Şu an Sayın Reisi Cumhur'un, Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın AK Partili destekçilerinin, destekçilerin demeyelim, AK Parti vekillerinin, kurmaylarının ve Sayın Bahçeli'nin elde etmeye çalıştığı zafer Pirus zaferidir. Bu ülkede Pirus zaferine biz izin vermeyeceğiz. Biz Cihan Partisi'yiz. Allah'ın izniyle savaşacağız. Sonuna kadar samimi bir şekilde savaşacağız. Pirus zaferini Anadolu toprakları üzerinde kimse tatbik edemez. Siz insanları savaşa sürükledikçe biz sevgiye sürükleyeceğiz. Siz kötü dedikçe biz iyi diyeceğiz. Biz hoşgörü aşılayacağız. Allah'ın izniyle. Bu ülkeyi kimse kaosa sürükleyemeyecek. Buna sizler de dahilsiniz. Evet, son bir haftada söylenenlerden devam ediyoruz. Bir başka arkadaşımız, isim vermeyeceğim, isim verince bir mahkemeye veriyorlar biliyorsunuz. Hem bunu söylüyorlar hem de sözlerin arkasından durmak yerine gidip mahkemeye veriyorlar. Bizleri vatan haini ilan etti. Niye? Hayır diyormuşuz diye. Hayır diyormuşuz diye. Niye o seçeneği koydun? Niye gidiyorsunuz ki? Niye oylamaya gidiyorsunuz? Hayır dememizi istemiyorsanız, bu kadar batıyorsa niye gidiyorsunuz ki bu oylamaya? Neden referandum yapılıyor? Neden böyle bir gereç var?
Ben şahsım adına konuşuyorum. Gümüşhaneliyim. Adım Kürşat. İkinci ismim Emre. İkisinin de nereden geldiği belli. Kimden aldığım isimlerimi belli. Gazi Üniversitesi'nde okudum. Vatan, millet, bayrak aşığıyım. Çocuklarımın birinin ismi Kaan Mete. Mete Han'dan geliyor. Kaan Mete. Diğerinin ismi de İltan Efe. Yani vatanını seven Efe. Ve siz kalkıyorsunuz bana vatan haini diyorsunuz, öyle mi? Sadece birkaç özelliğini saydım ben size. Çalışmalarım ortadadır. Bayrak aşkım ortadadır. Biz kendimizi anlatmayalım. Bizi bilen biliyor. Ve siz bize vatan haini diyorsunuz. Çok basit, öyle mi? Vatanseverlerin, tüm vatanseverlerin hakkını savunacağız. Bize destek versin veya vermesin, bütün vatanseverlerin adına konuşmaya devam edeceğiz biz. Bizim dediğimiz olursa, siz öyle diyorsunuz şu an, bizim dediğimiz olursa yaşasın demokrasi, bizim demediğimiz olursa, bizim istediğimiz çıkmazsa vatan hainisiniz, yok tukaka vesaire. Öyle bir şey yok. Bir başka yetkili arkadaşımız, yine isim vermeyeceğim. Kameralar önünde güzel konuştu. Hay dedi. Böyle hay, huy dedi. Anlamadık onu. Anlamadığımız için şu an cevap vermiyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Eğer çözersek ilerleyen dönemlerde o haya, huya bir cevap vereceğiz ama anlamadık. O yüzden cevap vermeme hakkımızı kullanıyoruz. Allah şaşırtmasın. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan sürekli şunları tekrarlıyor. Sayın vatanseverler. Amerika hayır diyor. Hayırcıların içinde Amerika'da var. Hain Amerika. Terörist Amerika. Bir bakıyorsun ki Sayın Reisi Cumhurumuz Donald Trump'ı aramış. Bir konuşma yapmış. Ve bu konuşma o kadar güzel anlatılıyor ki medyada. ABD Başkanı'yla konuşuyor. Hani haindi Amerika? Hayır diyordu. Hayır dediği için haindi. PKK hayır diyor. Bunlar Reis Cumhur ve Sayın Başbakan'ın sözleri. PKK hayır diyor. Hayırcılar PKK ile birlikteler diyor. Teröristler iyiliğimizi istemez diyorlar. Bir bakıyorsunuz ki PKK'yı yöneten SİHA Başkanı Ankara'da. Çok önemli, üst düzey iyi ilişkiler kurmak ve görüşmeler yapmak üzere. Bakın, çelişkilere bakın arkadaşlar. Düşman İsrail hayır diyor, İsrail kardeştir, ölmeli, gebermeli diyorlar. Hayırcılar Yahudidir, İsraillidir diyorlar. Bir bakıyoruz, Bakan Nabi Avcı iyi ilişkiler kurmak üzere İsrail'de. Allah Allah. Gayet de samimiler yani. Almanya bize ihanet ediyor. Can Dündar'ı kabul etti. Ona vatandaşlık verdi. Almanya'da hayırcılar Almanlarla birlikte diyorlar. Bir bakıyoruz. Almanya Başbakanı Merkel gelmiş. Atatürk Orman Çiftliği'nde birlikte piknik yapıyorlar. Orası Atatürk Orman Çiftliği biliyorsunuz ya. Diğerini biz kabul etmedik hala. Yıkmayacağız ama. Allah'ın izniyle Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan yapıyı Türkiye'deki yeşili koruma ve geliştirme vakfına çevirip orayı da oraya bağışlayacağız. Orada da merkez olacak, laboratuvarlar olacak, her türlü çalışma yapılacak. Bununla ilgili ileride daha güzel açıklamalar yapacağız. Maalesef o gündemlere gelemiyoruz. Bunları tartışmamız gerekiyor ama. Ne demiştik? Almanya Başbakanı da geldi. Hayır ama Almanya Başbakanı baş köşede, altın baraklı koltukta ağırlanıyor. Rusya uçağımızı, pardon uçağı diyorum, uçağı geçen sene düşürüldü. Rusya maalesef bombalıyor bizi. Özür diledi mi bilmiyoruz, özür dilemedi. Dilemedi, şunu dedi hatta. Siz dedi koordinatlar verdiniz. Askerimiz şehit oluyor da özür dilenmiyor bizden. Düştüğümüz duruma bakın. Bu ara Rusya için pek hain diyemiyor ama. Niye? Elde kaldı bir Rusya. Sıfır politikadan bu noktaya geldik.
Rumlar hayır, Rumlar hayır istiyor diyorlar. Kıbrıs üzerindeki müzakereler üzerinden Rumlarla da gayet araları iyi. Hükümetin, iktidarın ve Sayın Reisi Cumhurumuzun gayet araları iyi. Başka saymaya gerek yok, uzuyor. Şu an biz anlamadık bu işten. Gerçekten hiçbir şey anlamadık. Hem hain diyen sizsiniz, hem hayırcı bunlar diyorsunuz, hem bizi vatan haini ilan ediyorsunuz. Bu nedenle hem de sabah akşam onlarla yatıp kalkıyorsunuz. Çok ilginç. Size iade ediyoruz vatan hainliğini. Allah'ın izniyle bu ülkenin yargısı, bu ülke büyük bir medeniyet üzerine kuruludur. Bu ülke 100 yıllık bir tarihe sahip değil, 300 yıllık bir tarihe de sahip değil, 600 yıllık bir tarihe de sahip değil. Bu millet, bu beşeri fırka birçok devlet üretmiştir. Medeniyeti sayesinde devlet üretmiştir. Şu an bu ülke düşmüş gibi görünüyor ama emin olun düşmedi. Yine baş kaldıracağız, hiç merak etmeyin. O zaman her şey daha güzel görünecek inşallah. İnşallah diyorum, yargı yoluyla. Savaş yok. Yargı yoluyla. Yargının önünü aç, karışma. Bağımsız ve tarafsız gerçekten yap. Metin üzerinde değil. Gerçekten tarafsız ve bağımsız yapalım. Bakalım neler oluyor. Bir de şu var. Referandumla ilgili son, anayasayla ilgili son konumuza gidelim. Yeni oy verecek olan 7 milyon genç var. 7 milyon kişi var, genç var. Bu gençlerin üzerine oynamak için kendilerini kandırıp, gençlerimizi kandırıp oylarını almak için seçme seçilme haklarından bahsediyorlar. Gençlerimiz şöyle değerlidir, şöyle akıllıdır, şöyle iyidir. Neden korkuyor? Kimsenin korktuğu yok. Gençlerim, bizim gençlerimiz bize anlatmayın lütfen. Lütfen bizi sıkmayın artık. Nitekim bu konuda diyeceğimiz iki şey var. Gençlere verilecek kıymet hususunda. Bir, madem 18 yaşa bu kadar önem veriyorsunuz. Hani Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorsunuz ya hiçbir öneri getirmedi. Getirilen önerileri almıyorsunuz ki kulağınız kapalı çalışma yapıyorsunuz. İki tane avukat gitti, çalışma yaptı. Ne dediyseniz yazdı, milletin önüne getirdiler. Sayısalda gücünüz vardı, çıkarttınız, getirdiniz. Madem 18 yaşa bu kadar güveniyorsunuz, buyurun size öneri. Bu kadar güveniyorsunuz, 18 yaş bu kadar başarılı olacak diyorsunuz. Neden Cumhurbaşkanı da 18 yaşından seçilemiyor? İndirelim Cumhurbaşkanı seçimini 18 yaşa. Samimi değilsiniz. İkinci söyleyeceğimiz gençlik hususunda. Madem gençlere bu kadar önem veriyorsunuz, kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçe'nin çok yakışıklı ve bir o kadar da zeki oğlu olan Sayın Osman Gökçek vekil adayı olduğunda vekilliğini neden engellediniz? Neden ATO başkan olmasını engellediniz genç arkadaşımızın? Samimi değilsiniz. Samimi olsaydınız şu an Osman Gökçek ya vekildi ya ATO başkanıydı. Neden engellediniz? Demek ki gençlere önem vermiyorsunuz. Yazık ya o çocuğa. O kadar çalıştı, çabaladı. Uğraşıyor. Gelelim ana gündemimize. Gerçek FETÖ mağdurları. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. FETÖ mağduru deyince şimdi hemen FETÖ'yü savunmayacağım. Bizim için bir üst çatı var böyle, gerçekten suçlu olan bir çatı var bizim için. Bir de altta o çatı nedeniyle suçlanan, mağdur olan, ortada kalan, hakkını savunamayan bir kesim var. Üst çatı zengin, bir şekilde bir yerlerde parası var. Hapse girse bile şu an ailesi zora düşmemiş. Alttaki kalan kısım mahvedilmiş durumda. Ve şuna herkes emin olsun ki, bunu ara ara tekrarlıyorum. Herkes Zaman Gazetesi alırken, bir yerlere bir şeyler yapıp sohbetlere giderken, biz, ben ailecek FETÖ'cülerle kavga halindeydim. Ve mahkemeye verdim. Şu an öyle güzel bir ispat var ki elimde. Mahkemeye verdim, mahkemeye. 7 tane isim verdim.
7 kişilik ismin 5'i şu an FETÖ'den dolayı ihraç edilmiş durumda devletten. Ve ben FETÖ'cülükten değil, bizim üzerimize oynuyorlar diye, mobbing uyguluyorlar diye o zaman devlet memuruydu. Ondan dolayı verdik. Ve ilginçtir, bugünlerde öğrendik, dosyalarımızı tekrar açtırıyoruz. Soruşturma izni dahi verilmeden dosyalarımız kapanmıştı. Mükemmel dosyalarımız vardı. Öğrendik ki Doktor Mehmet Gündoğdu da FETÖ'den dolayı açığa alınanlar arasında. Kim bu Doktor Mehmet Gündoğdu? O zamanki soruşturma izin verecek olan devlet memuru, biliyorsunuz. Dava açtıklarımız. Vali yardımcısı. Ankara vali yardımcısı. Onu da yeni öğrendik. Hatta öyle bir şey ki başbakanlık bilgilerini FETÖ'ye sızdırmış. Bunları öğrendik. Araştırıyoruz şu an. Yine de kesin bilgi değil. İnşallah öyle de olsa da olmasa da şu an tekrar davalarımızı açıyoruz. Eğer Mehmet Gündoğdu FETÖ'cü değilse, yanlış bilgi aldıysak kusura bakmasın. Ama öyleyse de dediğim gibi sonuna kadar aklımızı arayacağız. Şimdi gelelim bu bilgiler ışığında. Bir iç teşkilat vardı, evet. Yakınlaşmalar, çeteleşmeler, gizli kapaklı işleri vardı. Bir de alt mağdurlar var dediğim gibi. Hatırlıyorum, öncelikle buradan başlayayım. Sizlere de bir şey hatırlatmak istiyorum sayın vatanseverler. Çok iyi hatırlayın. Bu unutuldu. Sık sık da getirdim ben. Ama yine de pek gündeme gelmedi. 2013'ün ortalarına kadar, hatta biraz da geçiyoruz Ağustos Eylül'e kadar, PKK ve HDP'nin paralel devlet yapılanmasından bahsediyordum. Doğu'da PKK ve HDP'nin devlet düzeninden, devlet güvenlik güçlerinden hariç kendi güvenlik güçlerini oluşturduğunu, kendi vergi sistemi oluşturduğunu, bunlardan bahsediyorduk ve bunun adı paralel devlet yapılanmasıydı. Ne olduysa oldu, o arada bir şey oldu, pat diye Fethullah Gülen ve amanesi PDY oldu. Yani paralel devlet yapılanması. Ve onun peşine hemen akabinde PKK ve HDP için söylenen paralel devlet yapılanması unutuldu. Asıl onlarda başlamıştı bu söylem. Bunu hatırladık, oraya girdik. Biliyorsunuz, 15 Temmuz'a gelelim. 15 Temmuz olayı ve ardından yaşananlar. El Rezzak nedir bilir misiniz? Değerli vatanseverler, El Rezzak. Rızkı veren Allah'tır. Rızkı Allah verir. Allah kimseyi rızıksız bırakmaz. Cümlelerindeki rızık, Rezzak. Rızık veren sıfatının sahibi Allah'tır. Allah'ın sıfatlarına biridir. Neden konuya böyle girdim? Biz gerçek FETÖ mağdurlarına bu açıdan da bakıyoruz. Rızkı veren Allah'tır. Haşa, bazıları Allah'ın verdiği rızka el koymaya kalkışıyorlar. Ve saçma sapan bir şekilde o çarpı kullanılıyor. Dönelim, şimdi bakalım neymiş. Sonda bir daha diyeceğim rızıkla ilgili bir şey. Şahsın biri, 15 Temmuz'dan önce devlet memuru, tayin çıkarmak için gitmiş FETÖ'nün sendikasına üye olmuş. Peki niye oradan tayin çıkarılıyor? Çünkü sayın iktidar, 15 yıldır bu iktidar biliyorsunuz değişmedi. Sayın iktidar FETÖ'nün sendikasına o yetkiyi vermiş, o gücü vermiş. Ve şahıs tayinini çıkartmak için belki ailesinden ayrı, eşiyle ve çocuklarıyla aynı yerde çalışmak, aynı ilde çalışmak için veyahut da alakasız bir kadroda çalışılan kişi kendi kadrosuna geçmek için ne yapmış? Gitmiş FETÖ'ye, FETÖ'nün sendikasına üye olmuş. Tayini çıkmış, o sırada üyeliği duruyor. Neden? Tayinini al, ama üyeliğini sendikadan aldırırsa tayini geri çıkar çünkü. O sırada ne oluyor? Pat diye 15 Temmuz oluyor. Bu vatandaşımız FETÖ'cü diye suçlanıyor. Birçok mağdur var böyle, içeride yatıyorlar.
Birçoğu çıktı çok şükür. Birkaç tanesi takip ediyoruz. Tanımasak konuşmayacağız. Tanıyoruz arkadaşlar. Beni bütün vatanseverler, bütün devlet memurları tehdit eder bu konuda. Şahsın biri bizzat duyduk, öğrendik, tanıdık. Ayyaş'ın meyhaneden çıkmayan bir kişi hayatta FETÖ'den dolayı FETÖ'nün sohbetlerine gitmemiş. Hayatta Zaman Gazetesi almamış. Hayatta yanaşmamış. Bir partinin, sol bir partinin eski bir başkan, ilçe başkanı. Ve hatta orayı da bırakmış. Hani parti düştüğü için orayı da bırakmış. Particilik de yapmıyor. Sadece bu adam ne yapmış? El kredisi varmış. Ve borcunu yapılandırıyor. Şansını 15 Temmuz'dan 3 ay veya 4 ay önce. Borcunu yapılandırıyor. Borcunu yapılandırırken en uygun fiyatı Bankasya veriyor. Bu şahıs da Bankasya'dan yapılandırıyor doğal olarak. Sonra 15 Temmuz pat diye içeride. Adam içeride bile ya. Hiç alakası yok adamın. Bunun gibi nice örnekleri var. Bankasya'dan dolayı. Şahıs çocuğunu okula vermiş. İyi eğitim veriliyor diye. Evime yakın diye. Aklınıza getirin. Birçok sebebi olabilir. Kimse çocuğun büyüsün de Fethullah Gülenci olsun veya FETÖ'cü olsun diye çocuğunu okula yazdırmaz birinci sınıftan itibaren. Şahıs çocuğunu okula vermiş. Okul devletten onaylı ruhsatlı okul. Hani reisi cumhurumuz dedi ya kandırıldı. Ya senin reisi cumhurken kandırıyorken bu vatandaş ne yapsın? Pat darbe oluyor. Darbe olmuyor da işte oldu diyelim. 15 Temmuz oluyor diyelim. Pat 15 Temmuz oluyor. Çocuğu onun okulunda okuyor. Hadi bakalım. Okulda okuyanlar okuldan atılıyor. Okulda pardon, öğretmenlik yapanların öğretmenlikleri iptal ediliyor. Evli bakma olduğuna bakmaksın, çoluğu çocuğu olduğuna bakmaksın. Öğretmenlik diploması iptal ediliyor. Ve çok ilginç, bu okulların birçoğu da devletten yardım almış bir sene önce. Hatta aynı sene. 2016'da yardım almış bunlar. Bu okula öğrencilerini gönderenler devlet desteği almışlar. O okula devlet destek vermiş. Şahıs eczacı, bir başka şahıs. FETÖ mağduru. Eczacı. Herkül Ecza Deposu diye bir Ecza Deposu kuruyor. Biliyorsunuz Herkül Orkları da var. FETÖ. Ve ne oluyor? Bütün esnaf beni bu konuda teyit edecektir. Bayilik nasıl verilir? Depo açan kişiler veyahut da toptancılık yapan kişiler tutar mümessillerini gezdirir. Kime satar? Hedef kitlesi kimse onları gezdirir. Bizden alın der. Çeşitli kampanyalar düzenler. Bazen der ki, eczacılar üzerinden anlatıyorum, iki ilaç alırsan şu hediye veyahut da indirim yaptım şunu alırsan hemen benden böyle diye yapar. Resmi olarak kuruyor, vergi numarasını alıyor eczacı deposunu, her gün eczacı deposu. Sonra bir eczacı arkadaşımızı buraya üye yapıyorlar. Eczacı arkadaşımızın şansına buradan tek bir tane alışverişi yok. Bakın alışverişi de yok. 6-7 ay falan önce olmuş, 8 ay önce olmuş hem de. Ki eczaneler, isim vermeyeceğim, reklam olmasın. Her türlü kapatıldığı için onu verdim. Birçok ecza deposu var. Bunların hepsine bütün eczaneler aynı anda üyedir. Üye değildir yani, müşterisidir. Örnek veriyorum, nöbettesiniz. Özel bir ilaç bitti. Birinde yoksa diğerinde bulabilirsiniz. Bu nedenle birbirine yedek tutarlar. Şahıs Herkül Ecza Deposu'na üye oluyor. Tamam diyor, siz bana da yazın. Hiçbir alışverişi yok. 15 Temmuz gerçekleşiyor. Bu eczacımızı arıyorlar. Herkül Ecza Deposu'na üyeliğinden dolayı kaydı var diye eczanesini kapatmıyorlar.
devletten satışını kapatıyorlar. Şu an eczanesi açık. Parasıyla ilaç satabiliyor. Sadece devlet olarak hani gidip bakılıyoruz, SGK'mız bakılıyoruz ya. O sayfası kapalı. Şimdi bakın, ilginç diye bakın sayın vatanseverler. Bu adam suçluysa eczanesini de kapat. Bir suç işlediyse orada eczaneyi kullanarak. Yok değilse neden eczaneyi kapatmıyorsun, sadece sayfasını kapatıyorsun? Ki 15 Temmuz'dan bu tarafa 8. ayımıza girdik. 8. ayımıza giriyoruz. Daha soruşturma geçilmiş değil. Bir çağırıp ifade istemiş değiller. Suçun şu, şundan dolayı senin sayfanı kapattık demiş değiller arkadaşlar. Sayın vatanseverler. Düşünebiliyor musunuz? Bu suçluysa suçunu oku, cezasızlığını çekmesi için al, tutukla koy içeri. Değilse neden sadece devlet ekranını kapatıyorsun, SGK ekranını kapatıyorsun? Bunun gibi nice örnekleri var değerli vatandaşlar. Şimdi bunların tamamı, hemen tamamından şu şikayetleri alıyoruz biz. Bir, ifademi de almıyor. Bak, polis memurları diyor bunu, ya ifademi alın. Adamı işten atmışlar, ifade almamışlar. Ya niye aldın, niye attın? Savunma hakkı ver buna. Hepsi aynı şeyi diyor. İfadeleri dahi alınmış değildir. Bu kişilerin bir de acı bir durum var. Bu kişilerin mal varlıklarına el koyuyorsunuz. Rızıklarına, Allah'ın verdiği zamanıyla rızıklarına el koyuyorsunuz. Ey iktidar, çok büyük bir hatadır bu. Bu kişilerin çocukları var. Kimisi liseye, kimisi üniversiteye, kimisi ortaokula, kimisi ilkokula gidiyor. Kimisi yeni doğmuş. Anneyi strese sokuyorsunuz. Sütünden ediyorsunuz çocuğu. Bebeği. Onun hakkı sizden çoktan çıkar. Yazık, günah. O çocuğun vücut bütünlüğü söz konusu. Ömür boyu sağlığı söz konusu. Bir diğerinin ev kredi borcu var. Mal varlığına el koymuşsunuz, evini de ödeyememiş, evden de çıkmış, evinden de olmuş kredi ödeyemediği için. Bir diğeri çocuğunu okulundan aldırmak zorunda kalmış. Bir diğeri başka bir hususta yaşıyor. Bakın, şunda hemfikiriz. Devlete zarar vererek, örnek veriyorum, yolsuzluk yapıp devletten ihale alıp o parayı kazanmış el koyun. Arkanızdayız. Devlette illegal bir tehditle, illegal bir teknikle devlet üzerinden o parayı kazanmışsa ayırt edin, el koyun, arkanızdayız. Ama bir şahıs açmış bir perdeci dükkanı, yıllarca çalışmış, kazanmış, ticaretten kazanmış, perde ya, bildiğiniz perde, devlette bir işi yok, bir diğer kumaşı. Adamın ticaretten alnının teriyle kazandığını el koyuyorsunuz. Bunun ailesini dağıtıyorsunuz. Strese sokuyorsunuz. Neymiş 3 yıl sonra 5 yıl sonra düzelecek. Düzelmesi önemli değil, insanları bu hale soktuktan sonra. Hiç kimse bunu yaşamak istemez. Çocuklara yansımasın bu olay. Anne baba suçluysa cezasını anne baba çeksin. Bütün paraya koyduysanız onu da tespit edin. Alın çocuğu, devlet desteğine okutun, devlet desteğine yetiştirin. Onda da arkanızdayız. Çocuklara yansımasın. O çocuklar normal bir psikolojiyle büyümüyor şu an. Siz devlete düşman değiştiriyorsunuz şu an. Şu an devlete düşman değiştiriyorsunuz. Su gider, kum kalır. AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'da, Binali Yıldırım'da, bende, Cihan Partisi'de sudur. Devlet kumdur. Devlet kalacak. Devlete, boş yere, yoktan yere düşman devşirmeye kimsenin hakkı yoktur. Sayın vatanseverler, Ergenekon, Balyoz,
Ve benzeri davalarda ne oldu? Hatırlayın. Hepsi düştü. Birkaç yıl sonra, 4-5 yıl sonra düştü gittiler. Peki hepsi aklandı ve yüklü miktarda tazminat almaya hak kazandılar. Nereden çıktı o tazminatlar? Bizlerin cebinden, değerli vatandaşlar. Bizlerin cebinden çıktı. Devletten çıktı. Ne bir başbakan hata yaptım, kandırıldım diye cebinden para ödedi onlara. Ne bir hakim cebinden para ödedi onlara. Ne de vekiller para ödedi onlara. Bizlerin cebinden çıktı. Devletin bütçesinden çıktı. Devletin bütçesi bizim bütçemiz. Aynı şey olacak. Emin olun aynı şey olacak. Nasıl mı? Bakın senaryoyu çiziyorum şu an. Canlandırma yapayım. Animasyon mu? Simülasyon mu? Ne derler? Yarın o halde biter. Hepsi biter. Hakim karşısına çıkılacak. Herkes hak arıyor. Burada iddia makamı, burada savunma makamı. Hakim karşısında. Hakim diyecek iddia makamına. Suçu nedir? Efendim bankasıya para yatırmış. Savunma makamı diyecek ki sayın hakimim, bankasıya bizim para yatırdığımız dönemde devletten ruhsatlı, BDDK'da kayıtlı resmi bir bankaydı. Suç değil böyle bir, o zaman böyle bir suç yoktu. Bankasıya para yatırmak gibi bir suç yok. Hakim bakacak şöyle şık şık şık. Evet doğru. Önüne çünkü belgeler sunulmuş olacak. İddia makamı diyecek bu suç değil. Birinci suçlama düştü. Başka? Efendim okuluna gönderdi. Savunma makamı diyecek ki hakime, sayın hakimim, okul devletten, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsatlı, hatta devlet desteği alan, devletin destek verdiği okullardan biri. Biz bir terörist yuvasına göndermedik ki, devletin ruhsatlı okuluna gönderdik. Devletin diplomalı öğretmenine gönderdik. Bu bir suç değildir ki. Hakim dönecek, evet, iddia makamı, yine boynu bükecek iddia makamı. Buradan da beraat. Ne kaldı başka suçlanabilecek? Hani şu anki suçlar içinde ne var? Sendika. Efendim sendikasına üye, sendikaya yönetici oldu. Sendikalarına veya derneğine. Savunma makamı aynen şunu diyecek. Sayın hakimim, sendikalar devletten ruhsatlı aynı şekilde devletten izinli kurulmuş, işlem yürüten demokratik kurumlardır. Biz de oraya üye olduk, ben de yönetici oldum. Bunun önünde bir suç yok. Ve hakim yine beraat diyecek. Efendim sohbete gitti. Türkiye'de sohbete katılmak şu an siz beni dinliyorsunuz. Yarın bu suç ilan edersin de biz şu an suç mu ilan işlemiş oluyoruz? Türkiye'de sohbet etmek de suç değil. Kısaca efendiler, yukarıdaki efendiler, iyi ayırın. Kuruyu yaştan iyi ayırın. İnsanlar odun değildir. İnsanı insana kırdırmayın. İyi ayırın. Yazıktır, günahtır. Çoluk çocuğun rızkıyla, çoluk çocuğun geleceğiyle oynamayın. Sağlıklı nesiller yetiştirelim. Yazık günah. Yazık günah. Bu davalardan hiçbir şey çıkmayacak. Onların hepsi bu hakları kazanacaklar. Kim mi kazanamayacak? Helikopterden silahla ateş eden kazanamayacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan kazanamayacak. Silahla çarşıda pazarda Ege'de gezip de sonra Yunanistan'a gezip kaçan kazanamayacak. Bunlar davaları kaybedecek. Asıl suçlar onlar. Yukarıdaki organizatörleri bulun. Aşağıyı bırakın. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Bu ülke bu kadar gerginliği kaldıramaz artık. Ve tekrar ediyorum. Annesi babası suç işledi diye bunun acısını çocuklardan çıkarmayın. Sayın hükümet. Her ne yapacaksanız bu konuda çocukları korumak üzerine üniversite gençlerimiz dahil, biraz önce diyordunuz ya 18 yaş bizim için çok değerli diye. Üniversite gençlerimiz dahil her ne yapacaksanız, her ne bütçe ayıracaksanız Suriyelilere değil buraya ayırın asıl. Eğer anne baba suçluysa, içerideyse, kimse bakamıyorsa alın. Rehabilitasyon merkezleri kurun. Yurtlar kurun. Ekstra kurun, ekstra bütçe ayırın. Sonuna kadar bu konuda arkanızdayız. Yeter ki sağlıklı nesiller yetiştirelim.
Lütfen. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum.